Herkese merhaba. BV101 serimizden yeni bir misafirimizle birlikteyiz. Bugün misafirimiz tasarımcı Arzu Kaprol. Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Şerefler verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben çok hızlı böyle çok çılgın bir soruyla girmek istiyorum. Moda ve teknolojiyi konuşacağız. Moda insanın kendine yakışanı giymesi midir? Gerçekten bilişim hadisinde bunu konuşuyor olabilir miyiz? Bu bir şaka olduğunu düşünüyorum. Yani yine de sormak istedik. Belki cevaplarsınız. Değil galiba. Program çok gitmeyecek. Ama şöyle diyebiliriz. Moda zamanın ruhudur. Ve zamanın ruhunu ve bütün hayatın getirdiklerini kıyafetler üzerinden konuşabiliriz. Vay, çok dingin bir başlangıç oldu. Harikaydı. Teşekkürler. Şöyle başlayalım o zaman. Unutalım yaşananları. Baştan başlayalım. İlişkimizi yeniden, evet, yeniden gözden geçirelim. Bir şans daha verin lütfen bilişim mühendisine. Tasarlamak nedir? Tasarım böyle bir derde deva olmak mıdır? Tasarımcı bir doktor gibi midir? Yani ortada bir problem vardır ve tasarımcı bunu çözer mi diye. Sizin gibi böyle uluslararası çapta başarılar sağlamış bir tasarımcıya sormak isterim aslında. Tasarım nereden doğar? Tasarım nasıl olur? Nasıl çıkar? Genel olarak bize tasarımcı olmayı da anlatabilir misiniz? Tasarım aslında hayata dair bir derdi, bir çözüm önerisi olan insanlar aslında tasarımcıdır. Yani var olan her şeye dair daha iyi yapmak için bir kaygısı olan, onu daha iyi çözümlemeye dair, bu hani bir matematik problemi gibi bakıp aslında her şey için, bu bir ayakkabı olabilir, bir koltuk olabilir, bir perde olabilir, bir uçak olabilir ama bunu daha iyi yapmaya dair hangi parametre üzerinden konuşuyorsak, bu ekonomik parametre olabilir, fonksiyonellik parametresi olabilir, yaşamsal parametre olabilir ama hangi parametre üzerinden konuşuyorsak bu parametrik bakış açısının getirdiği özelliklerde bir çözüm üretmektir. Ve tasarımcı da bununla dertlenen kişidir aslında. Harika. Bu alanda son sorum. Tasarımcı nasıl olunur? Yani insan tasarımcılığın içine mi doğar? Yoksa belli bir yaşa gelip ben tasarımcıyım mı der? Ya da bunu yaşam esnasında fark mı eder? Ya da anne babası mı fark eder? Ya bu çocuk oyuncaklardan sürekli böyle şeyler yapıyor, hamurlardan. Muhtemelen hepsi ama şunu belki de konuşmak lazım. Ya da nasıl fark eder? Yani birisi bu programı izleyen ben tasarımcı mıyım acaba böyle o şeyi nasıl önce görür? Önce hani ne değildirden başlayalım isterseniz. Çünkü birçok zaman çizim yapabilmek bir yetenek olarak düşünülür. Ama çizim yapabilmek bir yetenek değildir. Çizim yapabilmek öğrenilebilen bir şeydir. Ama hayal etmek bir yetenektir. Ve hayal etme yeteneği ya vardır ya yoktur. Sonradan bunu öğretemeyiz. Ama bizim aldığımız eğitimlerde öğrendiğimiz şey var olan bir yeteneği, yani bir hayal etme gücünü ifade etme metodolojisini öğreniriz ve öğretiriz. Dolayısıyla ne kadar daha çok çizim yaparsanız bu manuel ya da dijital programlarla her ne olursa olsun daha iyi çizersiniz. Dolayısıyla çözüm önerileri, yani kendini ifade etme dilini geliştirmektir öğrendiğimiz şey. Dolayısıyla tasarımcı da bu bakış açısını, yani bütünü görebilme, buradaki aydınlatmayı ben daha pratik nasıl yapabilirdim ya da burada hangi formatları kullanabilirdim gibi daimi olarak bir çözüm önerisinde bulunma, hayatın farklı alanlarını bir kıdım daha fark etme ya da daha genel deyişle biraz belki diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde söyleyebiliriz. Toplumun genelinden antenlerinin bir kıdım daha yukarıda olup neyin gelmekte olduğunu, neye daha iyi bir çözüm önerebileceğine dair kendi bildiğin disiplin üzerinden bir çözüm önerisinde bulunmaktır. Hani bunu ressamlar resimleriyle, sinemacılar filmleriyle, yazarlar kitaplarıyla, şairler şiirleriyle, tasarımcılar da ürettikleri objeler üzerinden bir anlamda o anı, o zamanın ruhuna dair bir çözüm önerisinde bulunurlar. Harika, çok keyifli bir cevaptı. Tasarımcılar şimdi bir problemi çözmeye çalışmak ya da diğerlerinden farklı düşünerek birçok alanı değiştiriyorlar. Aslında bugün işte birçok sektör, alan, kategori ya da yeni kategoriler tasarımcıların birazcık da böyle o freak bakışlarıyla, farklı bakışlarıyla çıkıyor. Teknolojinin bulunması, internetin bulunması bir sürü alanı değiştirdi. Orada bir sürü, yani bunlar mobil uygulama tasarımı da diyebiliriz. Yeni yazılım tasarımları da diyebiliriz. Yani sadece şey fikri bulmak aslında. Değil. Evet, tabii. Her şey bir tasarım. Buradan şuna geçmek istiyorum. Giyilebilir teknolojiler, yani tekstil, moda, tasarım kısmında da
tasarımcıların dokunuşlarıyla aslında her yıl, belki her ay bizim fark etmediğimiz, hani bizim kontrolümüz dışında ama bizim onun içerisine girdiğimiz, ister istemez onu giymek istediğimiz, onu satın almak istediğimiz renkler, formlar, bir sürü konu var. Hı. Tasarımcılar giyilebilir teknoloji noktasında nasıl bir geçiş oluyor? Yani tekstil tasarımcıları ya da kıyafet tasarımcıları, doğru adı onun nedir, tam özür dilerim, yanlış tabir etmek istemem ama giyilebilir, söyleyebiliriz. Harika. Tasarımcısı da diyebiliriz. Giyilebilir teknolojileri nasıl geçiş yapıyorsunuz? O tarafa nasıl bakıyorsunuz? Ya da giyilebilir teknoloji nedir? Belki oradan başlamak lazım. Yani sormak istediğim şu, benim bu giydiğim kıyafetin de üretilirken bir teknoloji kullanılıyor. Hı. Bir kıyafetin üretilirken teknoloji kullanılıyor olması o kıyafetin giyilebilir bir teknoloji olması mıdır, yoksa yok giyilebilir o değildir, giyilebilir bu mudur diye sormak isterim. Tabii, yani teknoloji o kadar hızlı evriliyor ki neticede şu an giydiğimiz kıyafetlerin büyük bir kısmı aslında 100 yıl öncesinin dikiş teknolojisiyle üretiliyor. Yani dikiş makinesi 100 yıl öncesinin bir teknolojisidir ve o dönem için büyük bir buluştur. Ama bugün için geride kalmış bir buluştur. Bugün 3D printerler ya da farklı bakış açıları vardır. Giyilebilir teknolojileri biz daha çok 3 kategoride değerlendirebiliriz. Biyolojik, elektronik ve mekanik. Biyolojik teknolojiler bizimle beraber yaşayan, oradaki ürün ömrüne ya da onun süreç içerisindeki varoluş şekline ya da örneğin nanoteknolojilere, kimyasal teknolojilere daha yatkın bir alandır. Elektronik teknolojiler kıyafetin içerisinde sensörlerle ya da bize veri toplama kanallarını, yani data toplayabilme becerisini, bizimle iletişim kurabilme becerisine sahip teknolojiler. Mekaniklerde fonksiyonellik olarak, yani daha iyi hareket edebilmemizi ya da onun katlanabilir olması ya da farklı form alabilmesine dair önerilerde bulunur. Biz ana kapsamda giyilebilir teknolojileri bu üç kategoriden değerlendirebiliyoruz. Ve var olma sebebi de gayet tabii ki insanın merkezde olduğu, insan bedenini sarmaya dair hayatı kolaylaştırmak ve belki de en alt bilinçte ömrü daha anlamlı ve faydalı bir şekilde uzatmak. Şu şeyi soracaktı. Bizi Hollywood izletip durdu işte, geleceğe dönüşte çok havalı montlar, havalı ayakkabılar ya da giyilebilir teknoloji deyince işte Iron Man'in kıyafeti de bir giyilebilir teknoloji. Ne kadar teknoloji. Güzel kıyafetliydi gerçekten. Batman'inki de giyilebilir. Onu giyip uçmak istiyorum ben mesela. Biz ne zaman onlara geçeceğiz? Siz istiyorsunuz yapsanız da böyle bir Iron Man gibi geçsek. Onlara geçtik tabii aslında ama böyle bir ihtiyaç yok şu anda. Siz geçtiniz, biz göremedik. Yok yani bunlar yapılabilir teknolojiler ki zaten aslında en büyük ilham kaynağı ve her daim birbirini tetikleyen şey tabii ki bu en yüksek iletişime sahip kanallardan biri olan Hollywood. Dolayısıyla var olmayan bir şeyi orada görmüyoruz. O var ki ya da gelmekte ki, geliştirilmekte ki görüyoruz. Evet, inanarak yapıyorlar. Tabii tabii, yani bunların hepsi çözümlenebilen teknolojiler ya ve şu orada anda da yapılabilir. Geçiş şöyle. Böyle hani freçakmak taştan jetkilere geçecek gibi hızlı bir geçiş değil sanırım. Anladığım kadarıyla hani sektör gereği de o iş biraz böyle yavaş yavaş mı olacak, yoksa hazırsa o kıyafet niye biz X mağazanın vitrininde görmüyoruz? Farklı alanlarda görüyoruz. Farklı alanlarda görüyoruz. Çünkü genelde dünyadaki tüm teknolojiler şöyle bir sıralamada gidiyor. Önce savunma sanayinden başlıyor. Ardından sağlık endüstrisine giriyor. Ardından yavaş yavaş farklı alanlara ve daha yaygın bir zemine yayılıyor. Giyilebilir teknolojiler de tüm bu teknolojiler gibi, hatta internet gibi yıllar içerisinde aynı izleyişle devam ediyor. Kıyafetlerimizle olan ilişkimizde o kadar başka alanlardan ilerliyoruz ki artık bizimle konuşabilen, yaşamsal değerlerimizi takip edebilen, hele ki pandemi dönemiyle beraber tamamen bambaşka bir coğrafyada bizim bedensel, yaşamsal değerlerimizi çok uzakta bir merkezden takip edip, gerekli doktorlara, ilgili birimlere haber verebilip bizi sağlıklı tutmaya dair maksimum eforu sağlayabilecek ya da çok daha basit sistemlerde işte su değerlerin düştü, minerallerin azaldı ya da biraz kalk hareket et diyebilecek kıyafetler şu anda hayatımızın içerisinde. Evet. Ama bunlara ihtiyacımız var mı ya da ne kadar ihtiyacımız var? Bunların yeniden yapılandırıldığı bir yerdeyiz. Çünkü her ana akım tam zıttını da büyütür. Dolayısıyla biz bu kadar teknolojiyi konuştuğumuz bir yerde, bu kadar datayı, hele ki yaşamsal değerlerimizin datasını bir yere göndermeye dair bir sistemi konuştuğumuz bir yerde, tam zıttı da onunla beraber büyüyor. Bunun da karşılığında
benim vücuduma çip mi takacaklar, takip mi edileceğim, neler olacak endişeleri de tam tersi bir hareketi evet, tetikliyor. Aslında tam orada bir sorun vardı. Amerika'da, aynı şekilde Türkiye'de de belki çok yaygın olarak kullanılan giyilebilir teknolojiler var işte. Hı-hı. Bunlar saatler, kolyeler vesaireler. Görüyoruz ki ilk başta 10 milyonlarca genç ve çocukta bu cihazlar var. Hı-hı. Aileler belki işte çocuklarını takip etmek için lokasyonlarını, gençler havalı olduğu için işte ama az önce bahsettiğiniz konu bu verilerin kıymeti. Hı-hı. Yani bir giyilebilir teknoloji olduğunda benim tişörtüm, benim vücudumla ilgili bilgileri aldığında sektör bu anlamda işte KVKK diye bir durum var. Türkiye'de birçok girişimci bunun zorluğunu yaşıyordur, kişisel verileri koruma kanunumuz. Globalde de Avrupa'da da çok fazla var. Büyük sosyal medya devleri de burada problem yaşıyorlar. Giyilebilir teknoloji bizim mahrem hem de en mahremimiz. Yani vücudumuzla ilgili dataları topluyor. Hı-hı. Sadece lokasyon kastetmiyorum. Az önce saydığınız tabii, gibi tabii. Vücudumuzun ilgili değerleriyle. Yaşansal belki değerleri topluyor. Evet, belki tabii. Stresimiz, duygu yoğunluğumuz gibi çok daha böyle insani olabilecek hani rakamın dışında. Ama bize karşı da kullanılabilecek. Evet, tam yani burada onu sormak istiyorum. Değerleri de tabii. Mesela kıyafetim, moralim düzeltebilir mi tişörtüm? Düzeltebilir ama daha cidden tehlikelisi moralinin neye bozulduğunu bilip seni belli bir algıda tutabilir. Dolayısıyla bunlar hani toplumsal olarak aslında uluslararası anlaşmalarla standartları henüz konuşulmakta olan şeyler. Eminim bunlarla ilgili pek çok düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü o kadar ucu açık bir yere doğru gidiyor ki bu. Kıyafetin bizi iyileştirmesi dışında bizim neyle iyi ya da kötü olduğumuzu bilmesi kısmı belki biraz daha endişe verici olabilir. Gerçekten ilginç de bir konu. Yani yönetilmesi zor olacak da bir konu. Takip edilmesi zor olacak da bir konu. Peki, mutlaka düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sektör, yani biz bir tişörtü gittik, X mağazadan aldık ve giydik. Sonra bunu cep telefonundan tasarımını değiştirecek bir hale gelir miyiz? Ne kadar zamanda geliriz? Birinci sorumu. Bunun devamından da şu. Teknolojik olarak bu mümkünse, anladığım kadarıyla mümkün. Çok daha ilerisini bile yapabilecek durumdayız. Bu geçiş neden olmuyor? Yani bu endüstri olarak bunun böyle bir yavaş yavaş geçişi mi olacak? Biz önce renk değiştiren tişört satın alacağız. Sonra biraz daha display teknolojisi olan bir şey alıp kendimiz cep telefonumuzdan yapacağız. Sonra OLED tişört giyeceğiz. Evet, sonra böyle başka hale mi gidecek bu? Bunu sektör mü bunu engelliyor yoksa insanlar mı hazır değil buna? O tarafı da merak ediyorum. Biraz zamanın ruhu. Çünkü aslında tam da şu anda yani pandeminin halen devam etmekte olduğu ama umuyorum ki sonuna yaklaşmış olduğumuzu inandığımız bir anda. Neredeyse bir yıldır yaşadığımız pandemi süreci çok önemli bir şey insanlığa gösterdi. Ve bunu ilginç olan aynı anda ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde gösterdi. Birbirimize ihtiyacımız var. İki, bu kadar çok niteliksiz kıyafete ihtiyacımız yok. Ve bu kıyafetlerin üretilme süreçlerinde daha ekonomik olduğunu düşündüğümüz bir sistemde ama dünyanın bambaşka bir köşesinden biz daha ucuz alalım diye inanılmaz bir seyahat edip karbon izi bırakan kıyafet sistemine de ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bizim 5 yıldır konuştuğumuz sürdürülebilirlik prensipleri aslında dünyaya bir marketing ve PR etkisiymiş gibi görünüyorken büyük bir gerçeklik barındırdığı şu anda özellikle daha genç jenerasyon tarafından çok yüksek bir farkındalıkla kabul edildi. Bu farkındalığın oluşması için şunu sormak isterim. Bir blue jean ve bir tişörtün bu doğaya maliyeti nedir? Bize maliyeti olsun 100 TL, 200 TL. Çok şaşırabilirsiniz. Doğaya maliyeti nedir? Doğaya maliyeti 2000 litre temiz sudur. Bir tişörtü üretmenin maliyeti doğaya 2000 litre temiz sudur. Ve bu bunun bedeli bizim harcadığımız para değil ama onun yerine koyabileceğimiz doğal kaynaktır ki bu ölçülebilir bir değer değil. Çok ciddi bir çok şey. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla biz gardıroplarımızda sorumsuzca ya da sadece o an beğendiğimiz bir şey için o kıyafeti almak doğaya ve bizden sonraki jenerasyonlara yaptığımız çok büyük bir aslında düşüncesizliktir. Ve bir diğer yandan da genelinde hızlı tüketim markalarının, daha ekonomik olarak bu ürünleri üreten markaların 2000 litre her bir tişört üretiliyorken aslında giyilebilme yani üretim standardı da 5 kullanımlıktır. Dolayısıyla bir de bunu 5 kullanıma böldüğünüz zaman çok büyük çok ve çok üzücü rakamlarla karşılaşıyoruz. Ödeme aslında yani oraya ödediğimiz tişörtün maliyetinin kat ve kat fazlası işte doğaya borçlanıyoruz. Ama işte bunun yerine dönüşmesi gereken daha uzun süreli kullanabileceğimiz yani kıyafetlerimizle olan ilişkimizde de
daha bilinçli, daha anlamlı ilişkiler kurabilmek ve en önemlisi de belki tüketici kelimesini değiştirmek. Evet. Çünkü varoluşu bile tüketmek üzerine kurulu bir canlı türünü temelde anlatıyoruz. Tüketici olarak geldiğimiz için aslında hem yani paramızı tüketiyoruz hem doğayı tüketiyoruz. Bunun tanımının ve algısının değişmesi gerekiyor ki sistem değişebilsin. Bence en farkındalık yaratacağımız konu sanırım bu yayın için burası olacak. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki bu giydiğimiz tişört teknolojiye dokununca hem daha az doğaya zarar vereceğiz. Yani o tüketiciliğimizi tişört alırken kullanıp belki doğayı tüketiciliğimize daha az kalacağız. Bu tişörtler, bu kıyafetler bizim yaşamsal fonksiyonlarımıza pozitif bir katkı sağlayacaklar mı? Yani bir giydiğimiz kıyafet, pantolon, ayakkabı, çorap insan ömrünü uzatmaya fayda sağlayacak halde olabilirler mi? Tabii şu anda da aslında fayda sağlar nitelikte. Örneğin belli hastalıkların tedavisi için kullanılan özel çoraplar var. Örneğin şeker hastalıkları, hastalarının ayaklarındaki yaraların tedavi edilmesi için ya da fiziksel engellilerin daha doğru duruşlarda sahip olabilmesi için ya da çok daha kolay bir yoldan gidelim. Bilgisayar başında uzun saatler çalışanların hani çok basit bir aksesuarla biraz dik dur ya da hadi kalk biraz gez demek gibi bunlar bizim günlük hayatta bizim fark etmediğimiz alanlarda bizi takip edip uyarması için yapılan bir takım özellikler. Kıyafet teknolojik olabiliyorsa mesela ileride şöyle bir şey olabilecek mi? Benim giydiğim kıyafetle X kafeye giremeyeceğim ya da işte ev hapsi var artık fiziki hapishaneye gerek yok bu kıyafeti giyeceksin zaten sen o alandan çıkarsan o kıyafet senin işte nabzını değiştirecek vesaire gibi. Buralara gidebilir miyiz? Çok gidebilir. Mu fütüristik yani, yoksa? Yok, gidebilir. Bu çok çok kolay gidebilecek bir şey ama oralara gidecek mi onu bilmiyorum. Fakat ana prensipte her platformda ve her yaklaşımda hem kıyafetlerle hem de birbirimizle daha anlamlı ilişkiler kurmak üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Biraz o tarafa geçsek, şimdi bu pandemi sonrası insanlarda birçok deneyimimiz değişti. Önce ilk başta eve vakit ayırdık, çok da hoşumuza gitti, evde vakit geçirdik. Önce çok mutluyduk. Evet, ailemizde çok mutluyduk. Ekmekler pişirdik. Ekmek işi sormayın hocam, o işe biz de düştük o işe de çabuk döndük Allah'tan. Yani o taraf başladı, işte herkes evinde ekmek pişirdi, güzel güzel böyle, çok keyifliydi. Sabah kahveleri, kitap okudular, kendilerine vakit ayırdılar. Herkes meşrebine göre yogası, ibadeti fark etmez ama bir şekilde bir içe dönüş, içe dönüş oldu, kabul. Sonra bir şeyler değişmeye başladı zihnen, daha böyle sinir harbi durumları oldu. Şimdi tekrar bence yeni bir versiyon daha var, hani tekrar bir güncelleniyoruz. Ama iki inanış var. Bir taraf diyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani insanlar bu hale alıştı. Kolay kolay el sıkışamayacağız. Kolay kolay sarılamayacağız. İnsanlar çok evden çıkmak istemeyecek. Çok hareket etmek istemeyecek. Bu hal artık üzerimizde kalacak. Uzun yıllar belki insanlar uçaklara binmek istemeyecek. Diğer inanış diyor ki yok kardeşim bu iş öyle bir patlayacak ki herkes kendini dışarıya atacak. Herkes alışveriş yapacak. Herkes birbirine sarılacak. Korkarım böyle... ki ikisi de doğru. İkisi de doğru. Hocam olmadı hiç ya. Şöyle ki. Yani siz hangi taraftasınız diyecektim. Şunlar geri dönmeyecek. Yani büyük plazalara kimse geri dönmeyecek. Bir toplantı için kimse bir uçağa binip bambaşka bir ülkeye gitmeyecek. Hani bunların gerekli olmadığını gördük. Ama tabii ki sevdiklerimizle, yakınlarımızla tabii ki kucaklaşacağız. Ama bir diğer yandan. Örneğin kıyafet üzerinden hadi deneyelim bunu okumayı. Önce... Beyaz kıyafetler giyeceğiz. Çünkü hijyene, temizliğe, duru olmaya ve hijyenik olduğumuza dair kendimizi ve etrafımıza öyle görmeye ve göstermeye ilk yaklaşımımız bu olacak. Bu çok önemli olacak. Yani siyah kıyafetler. Ya hocam şeyi soracaktım. Bu yıl hangi renk moda diye soracaktım. Olamaz. Siz başladınız elimden şey hayır, gitti bu ya. Cevap buradan en güzel kozum edemez. Gitti. Beyaz moda olacakmış. Ondan sonra da çok renkleneceğiz. Neden renkleneceğiz? Çünkü hocam soruya cevap veriyorsunuz istemeden. Yaşadığımızı yani var olduğumuzu, görünür olduğumuzu, görülebilen olduğumuzu ve canlı olduğumuzu göstermeye ihtiyacımız çok güzel. Var. Ama bununla beraber de hadi bir de form üzerinden okuyalım. Daha büyük hacimli kıyafetlere ihtiyacımız var. Neden? Gayri ihtiyari ekmekleri bir yedik. Mesafe duygusu. İki sebep. Evet hem ekmekleri yedik hem de mesafe duygusuna bakış. İhtiyacımız Anladım. Var. Yani o mesafe duygusunda kendi güvenli alanımızı göstermeye, kendi güvenli alanımızı korumaya.
Yani daha büyük kollu ceketler, daha hacimli kıyafetler, bunlar üzerinden de kendi güvenlik alanımızı inşa etmeyi kıyafetler üzerinden çok, yapabileceğiz. Çok keyifli bir yorum ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben böyle hayranlıkla dinledim. Çok güzeldi. Peki sizin sektörünüze dönecek olsak tekrar. Şimdi plazalara dönmeyeceğiz dedik. Dönmeyeceğiz. O zaman Paris Moda Haftası'na da mı dönmeyeceğiz? Dönmeyeceğiz ve bunlar şu anda hali hazırda yapılıyor ama tamamen dijital platformlarda. Örneğin geçtiğimiz hafta Dior çok güzel bir defile yaptı. Resort 2021 defilesinde tamamen dijital olarak, yani bir şov olarak kaydedildi. Ama şu çok dikkat çekiciydi. Şimdi özellikle hadi gelin bir de lüks kategori üzerinden konuşalım. Lüks dünyasında hep daha az, daha limitli, daha az ve özel insana evet. ulaşma üzerinden konuşulur. Çünkü lüksü lüks yapan şey nadirlik duygusudur. Az ulaşılabilmesi, zor ulaşılması. İlk defa Dior bütün o defile ve performans alanını duvarlarına bir takım sloganlar yazdı. Ve başlangıç sloganı şuydu: We rise by lifting others. Birbirimizi ancak çekerek yükselebiliriz. Evet. Hep birlikte yükselebiliriz. Dolayısıyla bu çok önemli bir kırılımın olduğunu gösteriyor. Zordayız dostlar mı demek yani istediler? Birlik bilinci beraber olduğuna dair, aynen, birlikte olduğuna dair ve biz bilincinin oluştuğuna dair. O zaman mesela şuraya gidebilir mi Arzu Hanım? Biz çok fazla kıyafet satın alamayacaksak ya da kıyafetlerimiz teknolojik hale gelecekse, işte display teknolojileri olacaksa, mesela biz kıyafet almak yerine o logonun telifini satın alıp kıyafetimize böyle basmak çok fütüristik bir şey mi olur? Yok ama şöyle şeyler kullanım var. Kullanım hakkı gibi yani mesela. Bir, bu kadar kıyafete ihtiyacımız yok ve kıyafetleri de aslında çok fazla dışarıda göstermiyor ve bunları dijital alanlar için alıyor isek eğer, o zaman reel kıyafeti almaya gerek yok ama dijital hakkını alabiliriz kıyafeti. Sormak istediğim buydu. Dolayısıyla kıyafeti giymiş gibi dijital olarak görünebiliriz. Ve en iyi üstümüze oturan formatlı haliyle de tamamen hani body track pointlerle bu bir ürünü satın almadan ama onun dijital haklarını alıp ve bir arayüz yazılımıyla bizim bedenimize uyarlanmış haliyle kullanıp aslında dijital varlığımızı o markaya devam edebiliriz. Aynen öyle. Güzel bir keyifli gidiyordu. Mücahit hiç dahil olmadın. Ben bugün burada hayranlıkla izliyorsun değil mi? Böyle yaparlar adamı işte. Günün ortası kısmında bir girmek istedim ama hani en son ayakkabı tercihin doğru muydu diye, ama tabii Arzu Hanım bununla meşgul etmek istemediğim için. Bence de. Bu bence uçan ayakkabıyla bağlanacağız. Yo, bir de bu senin seviyenle Mama'nın seviyesini bize ölçmüş olurdun. Arzu Hanım'ın karşısında bu kadar inmeyelim aşağıya. Ben reklam yapmak için bekliyorum heyecanla. Bir an önce orada. Evet. Bitirebiliriz. Teşekkür ederiz herkese yayınımızı. Arzu Hanım, Mücahit bizim belalımız. Bakalım, evet buyurun. Ne reklamı? Arzu Hanım'ın da aslında çok değerli yönetim ekibinde olduğu bir bilişim ve tasarım merkezi kuruldu. Ve belki onunla ilgili biraz konuşmak istersiniz. Bu sefer oldu, evet. Tayfun bir alkış alalım bu sefer. Evet, reklamlar, evet, reklam reklamlar jeneriğe girsin. Efendim, bilişim vadisi olarak tasarım kümelenme merkezimiz var. Aslında Arzu Hanım yanında konuşup ukalalık etmek istemem ama teknoloji ve tasarımı bir araya getirmek için özellikle tasarım alanında, teknoloji tasarım alanındaki girişimciler için bir inkübasyon merkezi, kuluçka merkezi hizmeti açıyoruz. Orada da 4 farklı kategoride tasarım teknoloji girişimcilerini bekliyoruz. Arzu Hanım da bizim orada giyilebilir teknoloji alanında mentörümüz. Yani eğer giyilebilir teknoloji alanında bir startup'ınız varsa, bir iş fikriniz varsa, bir fikriniz varsa, harika. Sadece bir fikriniz dahi olsa ya da mentörünüz Arzu Hanım olabilir istiyorsanız heyecanla bekliyoruz. Bu orada neler gelecek yapıyorsunuz? Biraz aslında bahsetseniz. Yeni başlıyoruz ama neler yapmak istiyoruz? Lütfen. Yeni yapmak istediklerimiz tamamen giyilebilir teknolojiler alanında. Bu bir tek bir desen fikri dahi olsa, uygulama fikri dahi olsa ama her ne ise bugüne dair giyilebilen herhangi bir bakış açısını geliştirmeye dair ne varsa bunu gözlemlemeye, büyütmeye ve bir ekibin içerisinde ya da kendi fikrinizle, kendi ekibinizle burada olmaya davet etmek istiyoruz. Harika, süper haberdi bu. Ben de gelebilir miyim hocam? Sen gelme. Hocam şimdi zaten. Ama Arzu Hanım çok nezaketli, cevap veremiyor sana. Zorlama ben seni. Ya şuradan girsek son böyle birkaç soru aslında. Sizin de çalışmalarınız vardı. Hem sanal gerçeklik alanında bir defileniz vardı. Sonrasında kıyafetin üzerine bir mock-up'la
bir defileniz de vardı. Vodafone'la yaptınız. Çok da Mercan Dede'nin oldu. Çok da orijinal. Bütün İzlemeyenler muhakkak izliyor olsunlar. Bütün defilelerimizde güzel dostum Mercan Dede. Hep harika. Müziklerimizi yaptı. Sanat yönetmenliğimizi yaptı. Mükemmel görüntülerdi. Orada bir kıyafetiniz vardı mesela. Hava durumuna göre form değiştiriyor. Gerçekten fütüristik bir iş. O alanda durum nedir? Yani kıyafet, az önce o duygu vesaireden bahsettik ama belki biraz askeri alana da girebiliriz orada. Yani kıyafetler insan bedeninde bizden bağımsız hareket edip o dışarıya göre, mesela şu an burası -2 filandır, izleyenler görmüyorlar ama ama biz çok sıcak bir şey görmeye çalışıyoruz. Isıtıyoruz ama böyle titremek üzereyiz. Mesela şu an kıyafet bizi bunu algılayıp üşüdüğümüzü ısıtabilir mi? Tabii, İşte sizin kıyafetiniz yani, mesela yağmur yağınca şapkasını kapatıyordu. Tabii. Bunun en uç örneği astronot kıyafeti. Yani dünya üzerinde yaratılan en gelişmiş kıyafet astronot kıyafeti. Çünkü o bir kıyafet değil, o bir yaşam ünitesi. Yani o bir vasıta. Sizi bedeninizin alışa geldiği ya da doğduğu koşullar dışında bambaşka bir ortamda hayatta tutmaya dair gelişmiş bir yaşam ünitesi. Aslında bizi hala dünyanın içinde tutan bir evet, şey. Yani o ortamda tutmaya dair. Dolayısıyla bu en uç noktaya geldiğimizi düşünün. Hani orada nasıl bütün yaşamsal değerleriniz sizin varoluşunuzu devam ettirmeye dair uyarlanıyorsa, oradan geriye gelerek her tür kıyafeti yapabiliriz. Tüm günlük koşullara uygun, askeri alanlara uygun. Güzel olan da şu, hani düşünün ki şu an hala 60'lı yılların teknolojisinin bir kıdım ilerlemiş halinde astronot kıyafetleri var ve NASA'ya kıyafet üreten şirketleri ziyaret ettiğimde de bunlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz dönem dönem. Buradaki katmanlar, uzay projeleri için geliştirilen malzemeler, teknolojiler aslında uzaya gitmeden de dünyada çok başka yer bulabilecek noktadalar. Örneğin Scotch-Brite uzay çalışmaları için geliştirilmiş bir malzemedir. Wow. Dolayısıyla giyilebilir teknolojiler dediğimiz zaman aslında insanı merkezinde tutan ama her şeyi kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Sanırım tükenmez kalem de benzer bir şeydi. Tükenmez kalem de karşılığı kurşun kalem biliyorsunuz. Aa, bilmiyorum. Neden tükenmez kalem? Özür dilerim. Bu basit ortamında kullanılmıyor. Ruslar kurşun kalem yazıyor diyorlar. Bu da iyiymiş. Son sorum şu olsun. Kıyafetsiz gün gelecek mi? Yani yanlış anlaşılmasın. O anlamda bir soru değil. Yani şöyle, insanlar bembeyaz ya da simsiyah bir şey giyecekler. Karşı tarafta bir gözlük takacak. Yani işte gözlükler oldukça moda. Ya da bir lens takacak. İşte Black Mirror'da izliyoruz. Bir lens bunu var. İlgili görüntüleri. Yani bunu hatta çok çok kıymetli oftalmologlarla da konuşuyoruz. Yani baktığımız şey ve gördüğümüz şey aslında hangisi gerçek ve hangisi yanılsama. Evet. Dolayısıyla bir noktadan sonra söze bile belki gerek kalmadığımız bir iletişim diline geçtiğimiz zaman ya da bundan bağımsız ya da bununla beraber ama olabilir. O kadar böyle çok ileri değildi aslında dediğim şöyle bir şey. Yani bir baktığımızda yani bir belki de alacağımız özel bir lens karşıdakiyle uyumlandığı bir formatta bizim fiziksel görünüşümüzün nasıl olduğunu yönetebildiğimiz bir şey yapacağız. Hiç buna ilgili bir çalışma var mı yoksa bu böyle bir var. Hayalimiz... çalışmalar var. Evet, var. Harika. Yani konuştuğumuz her şey aslında bir yerde var. Değil mi? Birileri başlıyor bunlara. Ki biz bunlara konuşabiliyoruz. Çünkü bu zamanın ruhu aslında. Doğru. Biz onun başlamış olduğunu bilemeyebiliriz. Ama bu onun var olmadığını göstermez. Aynen, kesinlikle. Bizim düşünmediğimiz yapılmadığı anlamına gelmiyor. Girişimciler için bunu da çokça söylüyoruz aslında. Biz düşünüyorsak aslında mutlaka bir yerlerde birileri de düşünüyor. Ama burada girişimci ayırt eden tek özellik bunu yapıyor olması. Arzum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifliydi. Yani böyle tadına doyamadığımız bir yayın oldu. Yine ama bekliyoruz. Ama Mücahit Bey sizi özledik. Mücahit tekrar girmedin. Bugün kaldım. Çok teşekkür ederim. Arzu'ndan torpillisin bugün yalnız. Yalnız bir tren sorumuz da vardı belki onu. Aa. En sonda onu da koyabiliriz. Hay hay. Burayı hiç tamam. Kesmeyiz bile. Hemen. Tamam. Arzu Hanım, geleneksel bir sorumuz var. İlk yayınımızdan. Çok korkuyorum. İlk yayınımızdan beri devam ediyor. Yok yok, bu yılın moda rengi gibi değil. Türkiye için soruyorum. Türkiye hazırım, için evet, giyilebilir teknolojiler alanında tren kaçtı mı? Hayır, bu çok güzel bir soru. Bunu ben tekstil sektörü için... Korktuğunuz gibi olmadı. Hayır, çok memnun oldum. Önce bir derin nefes alın. Tamam. Hiç kaçmadı çünkü dünyada giyilebilir teknolojiler alanı henüz bir ülke tarafından sahiplenilmedi. Ve Türkiye tekstil endüstrisine, sanayisine ve ihracatçı meclislerine de sık sık sohbet ettiğimizde Türkiye çok önemli bir üretim ülkesi. Tekstil alanında hem çok kıymetli bir istihdamı hem de çok nitelikli bir know-how var. Eğer Türkiye bunu giyilebilir teknolojileri sahiplenmeye dönüştürebilirse
belki de marka olma fırsatını kaçırdığımız bir alanı giyilebilir teknolojileri sahiplenerek yapabiliriz. Ve buna ben yapılmasını gönülden diliyorum. Ve bu alanda da hep birlikte çaba harcıyoruz. Süpersiniz. Harika haber. Güzel bir kapanış oldu. Çok teşekkürler. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Bilişim Vadisi'ne bekliyoruz. Harika. Vay be. Bizden iyi reklamımızı yaptık. Bilişim Vadisi'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.